Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, YouTube yönetiminden de küçük bir hatırlatma aldık. Dediler ki üyelerinize, abonelerinize söyleyin, bildirimlerini açsınlar. Çünkü günde 3 tane bildirim hakları var. Misal veriyorum günde 4 tane e, video atarsan 3 tanesi herkese gider. Bildirim gelir gelmez videoyu açıp izlerlerse kanala çok çok büyük katkıları dokunur diye ben bunu söyleyeyim dedim. Fenerbahçemiz yeni sezon hazırlıkları kapsamında muhtemelen henüz resmi açıklama ben video çektiğim saatlerde yapılmadı ama belki yapılacaktır. Hani bu kapsamda Avusturya'da kamp yapacağı ve 2 Temmuz'da Avusturya'nın Graz kentinde Partizan'la hazırlık maçı oynayacağı açıklandı. Yok açıklanmadı. Pardon özür dilerim. Bu devlet sırrı olduğu için açıklanmadı. Muhtemelen Türkiye saatiyle saat 18.30'da başlayacak olan müsabakanın e, hakemi Cüneyt Çakır falan diyormuşum. Yani ben kulübün bu politikasına kızıyorum. Ya o kadar iletişim direktörü şu var, bu var. Yani yapmayın arkadaşlar etmeyin ya. Yapmayın etmeyin. Bunlar niye açıklanmıyor ya? Bak 25'inde yine maçımız var. Yani 22 Haziran'da ilk hazırlık maçı. 25'inde bir hazırlık maçı daha. Sonrasında kamp listesinin belli olacağını herkes tahmin ediyor ve temmuzun ilk haftasında Fenerbahçemiz Avusturya'ya gidecek. Kampa gelecek. Kampında e, bir hafta civarında sürmesi bekleniliyor. Ama hani topuk kelesi olayı yok. Niye yok? Şu bu falan hani kafamda değişik sorular var ya. Ve bunlar niye açıklanmıyor? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Yani kafam basmıyor benim. Çözemiyorum. Bu, bu, problemin içinden çıkamıyorum. Yani madem o kadar iletişim direktörü var. Kulüpte bir, kaç tane iletişimci var arkadaşlar. Yani kaç kişi maaş alıyor kulüpte. Ve bu, bu kadar maaş alınmasına rağmen bunların açıklanmaması bana tuhaf geliyor. Müjdeli haber Samatta'nın Suudi Arabistan'dan iki talebinin olduğuna dair duyumcu arkadaşlar duyum vermişler. Şimdi Mustafa Hoca verdiği zaman kimsenin inanası gelmiyor. Ama duyumcu arkadaşlar verdiği zaman kesin doğrudur. Ve diyor ki arkadaşımız duyumu veren arkadaşımız kardeşimiz diyor ki iki kulüpte Samatta'nın tüm maaşını karşılamak şartıyla bir yıllığına bedelsiz olarak kiralama teklifi yapmayı düşünüyor demiş. Suudi Arabistan'dan. 2024'e kadar sözleşmesi var. Ve yıllık 2.3 milyon euro ücreti var arkadaşlar. Keşke bu Arap kulüplerinden birisi 2.3'ü yanı sıra hani benim bildiğim 4.5 civarındaydı. 2.3 artı 2.2 milyon euro bon servisine verse de temelli kurtulsak. Yani mantık olarak. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Mustafa hocanızın size verdiği duyumların bir gün çıkmak gibi kötü bir uyu olduğunu daha anlamadınız mı? Neyse yakında çok daha rahat anlarsınız. Ama hocam Arabistan basınında çıkan haberlere göre de Jesus'un isteği üzerine Fenerbahçe Al Nasır'dan Taliska'yı transfer etmek için görüşmelere başladı diyor. Arkadaşlar istediği kadar Arap basınında çıksın. İstediği kadar Arap basınında çıksın. Bir Fenerbahçe hangi parayla alacak? İki hangi yıllık ücreti verecek? Ya şunu kafanıza sokun. Galatasaray'da alacak olsa, Beşiktaş'ta alacak olsa, Trabzonspor'da alacak olsa, Fenerbahçe'de alacak olsa bu futbolcuya yıllık insan dışı paralar vermek gerekir. Yani 8,5 milyon eurodan falan bahsediliyor. Bilmiyorum haberiniz var mı arkadaşlar? Yani 8,5 milyon eurodan. Ha kesin olmaz, %100 olmaz diyemem. Niye diyeceğim? Burası Fenerbahçe. Hiç belli olmaz. 8,5 milyon euro. İki tane sponsor bulursun. Alırsın. Mantık olarak değil mi? Ama ee, çok daha kendinizi kaptırmayın. Ben Taliska olayına iptal diyorum. Asla olmaz diyorum. Hatırlayın Turgay Demir kesinlikle Fenerbahçe'de Odri meydan herkese, bütün duyumcular vıçkıla hali dediği zaman da söylemiştim. Ve yine Brezilya'dan bir duyum, duyuru arkadaşlar. Fenerbahçe adına bir duyuru. Ee, diyor ki arkadaşlar, Fenerbahçe'de kanat için yeni Brezilyalı Hücum hattı için transfer çalışmalarına ve arayışlarını sürdüren Fenerbahçe. Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda Brezilya'da oyuncu Dudu'yu gündemine aldı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe yeni bir ismi listesine ekledi. Uzun süredir Flamengo forması giyen Bruno Henrique ile ilgilenen Kanarya, oyuncunun 10-12 aylık sakatlığı sonrası rotayı değiştirdi. Teknik Direktör Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim yine Brezilya pazarına yöneldi. Fenerbahçe Palmeiras forması giyen Dudu ile ilgilenmeye başladı. Brezilya basınına yaralanan haberde Jesus'un talebiyle 30 yaşındaki Dudu'nun kulübü palmiye yaşta görüşmelerin başlayacağı bildirildi. İlk olarak menajeriyle temas kuracak Fenerbahçe daha sonra Brezilya ekibinin kapısını çalacak. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin transferdeki politikası her zaman önce kulübüyle görüşmek, sonra oyuncuyla görüşmektir. Bilginiz olsun Brezilyalı da olsa başka şey de olsa sözleşmesi devam eden futbolcuların hepsine ilgili durum bu. Ve Brezilya basını 30 yaşındaki sol kanadın peşinde Galatasaray'ın da olduğunu iddia etmiş. Dudu için iki ezeli kurup birbirine girecekmiş. Transfer savaşı yapılacakmış. Hangisi kazanırsa o ölecekmiş. Öbürü yaşayacakmış. Sağ kanatta 10 numaralı sol kanatta görev yapabiliyor yani sağ kanat sol kanat 10 numarada görev yapabiliyor. 2023'e kadar kontratı var. 35 maçta geçtiğimiz sezon forma giyip 7 gol, 4 asist performans ortaya koymuş. Buraya kadar sıkıntı var mı? Bence yok. Buraya kadar bence sıkıntı yok. Sıkıntı nerede biliyor musunuz? Yani sıkıntı şurada. Kimi yazalım? Kimi yazalım? Birini yazmamız lazım. Yazmamız lazım birine. Kimi yazalım? Lan kimi yazalım? Da Duduyu yazalım lan. Hadi bugün de Duduyu yazalım. Çünkü Brezilyalı. Bak yine geçen gün söylediğim gibi. Brezilyalı. Ya da Jesus'un eski öğrencisi, ya da Portekizli, ya da Flamengo'da oynuyor. Flamengo'yu karşılamıyor mu Brezilyalı? 7 Ocak 92 doğumlu. 30 yaşında, 1.66 boyunda sol kanat. 12 milyon euro piyasa değeri var. Bak 12 milyon euro piyasa değeri var. Brezilya milli takımında da oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Sağ ayaklı. Hani Valbuena'nın Brezilya şubesi diyebilirim size. Şimdi aynı futbolcuyu çok komiktir. Gerçekten komiktir. Palmeiras 2020'de Al Duhail takımına 7 milyon euroya kiralıyor. Bak Cruzeiro Dinamo Kiev'e 5'e satıyor. Dinamo Kiev'de oynuyor. Gremio'ya kiralık gidiyor. Sonra tutunamıyor. Geri gidiyor. Dinamo Kiev'den Palmer Yaş 3 milyon euroya alıyor. 5 sene oynatıp 7 milyon euroya kiraya veriyor. Şimdi de 12 milyon euro piyasa değer var. Yaşı 30. 35 maçta 2680 dakika. Yani yaklaşık 30 maçta oynamış. 7 gol 4 asisti var. Fenerbahçe'ye Galatasaray'a yazmışlar. Külliyen yalan arkadaşlar. Normal yalan değil külliyen yalan. İyi de hocam. <laughs> Hep de yalan diyorsun. Yani hiç mi doğruluk payı yok? Yok. 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 Şimdi şunu söyleyeyim ben size. Ben size bir isim söyleyeceğim. İster Mustafa Hoca e, ee, yapıyor deyin. ister başka bir şey deyin. Bir adet stoper arkadaşlar. Modibo Sagnan. Modibo Sagnan. 14 Nisan 99 doğumlu. Bak bu ismi mutlaka araştırın. 23 yaşında. Bakayım transfer markında falan yazıyor mu? Ha tamam, herhangi bir şey yazmıyor. Sonra Fenerbahçe falan filan demeyin. Arkadaşlar sol ayaklı, sol defans. Modibo Sagnan. Yani ee, Salahi satılırsa yerine düşünülebilecek bir isim. 3 milyon euro piyasa değeri var. 1.87 boyunda. Hocam Kişisi şey az önce kriterler söylemiştin ya. Yani ee, onlara uyuyor mu? Arkadaşlar uyuyor. Hangisine uyuyor biliyor musunuz? Portekiz'de oynuyor. <laughs> Neyse işin esprisi bir tarafa. 23 yaşında 1.87 boyunda. Fransa milli takımında 2 kez forma giymiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Sonra düşecek geçmiş hocam olsun. Arkadaşlar oyuncu Portekiz liginde e, yani Sociedad'ın futbolcusu veya Sociedad'ın Tondela takımında bu sezon. Kiralık forma gibi 30 maçta bir gol bir asist 2554 dakika. Zamanında Sociedad Lens'ten 4.5 milyonu euroya almış. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Atilla Salai'nin yerine düşünülebilecek yegane isim arkadaşlar. Eğer Atilla Salai 12-13 bandına giderse belki 4-5 bandına alınabilecek isim. Siz kafanızda tutun. Sol bekte oynayabiliyor. Sol ayaklı, mani Fransız oyuncu. 2024'e kadar da takım ile sözleşmesi var. Bu ismi mutlaka ve mutlaka not edin arkadaşlar. Belli mi olur? Belki Atilla Salah'ı satıp yerine bunu düşünüyoruzdur. Videoların süresi çok uzun diye bazı arkadaşlarım küsüyorlar. O yüzden kısaltmak istiyorum. 12'er dakika civarına. Bunu söylemeden önce de bir şey belirteyim. Jesus'un antrenman yeleklerindeki numaralar hiç dikkatinizi çekti mi? Hani özellikle benim gibi 90'lı yıllardaki ya da daha öncesindeki futbolcu terimlerini bilen arkadaşların dikkatini çekmiştir. Misal olsa 2 numara geliyor. Hani sağ bektir 2 numara. 3 sol bektir. 4 5 stoperdir hatta 5'i libero gibi de oynatır ya da 4'ü libero gibi de oynatırlardı bazen. Geç 5 daha çok libero gibi. Hani 3 5 2'nin şeyi gibi. Ee, hani 7 numara kanat olur. 11 kanat olur. 9 forvet olur. 10 numara zaten malum. Dikkat edin arkadaşlar. Ya Sanki o yelek sistemi böyle gibi. Ben aklıma geldiği için söyleyeyim dedim arkadaşlar. Bir de inşallah videonun süresini kısalttım diye. Şimdi artık beğenirsiniz. Çok arkadaşımız beğenmiyordu, küsüyordu. İnşallah şimdi beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.